22 Şubat 2024. Halime Kökçe, Star Gazetesi. Ne yaptığını da ne yapacağını da bilmiyor. CHP tarihinde türbülanslar oldu. Genel başkan değişiklikleri zaten hep olayla yaşandı. Parti içi demokrasi diye lanse etmeye çalıştıkları şey aslında lidersizlikten kaynaklı başıboşluk ve hizipçilikti. 12 Eylül döneminde kapatılması ve sonrasındaki süreçte diğer sol partilerle ilişkisine bakıldığında da CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iktidarı dönemi kadar güçlendiği başka bir dönem bana kalırsa olmadı. Siyasetteki Erdoğan etkisi seküler güçlerin karşıt blok oluşturmaktadır zemin yapıldı. Ve biliyorsunuz Erdoğan karşıtlığı uzunca bir süredir devam eden muhalif blokun tutkalı haline geldi. CHP'de buradan siyasi bir güç devşirdi. Ordudan medet uman, sivil ve askeri bürokrasinin bir kolu olarak darbe sonrası duruma vaziyet etmeye aday kadrolardan müteşekkil bir partinin siyasetsizliğini örtmek için bulduğu yeni yol oldu Erdoğan karşıtlığı. 28 Şubat döneminin irtica hortladı korkutmacasının 2000'lerdeki versiyonu. Kendisinde sorun aramak yerine suçu oyunu sağ partilere veren halkta bulan, nobran, üstenci, halkın dini manevi değerlerini aşağılayan, kadro kadroların gerçek siyaset yapması zaten pek mümkün değildi. Erdoğan etkisiyle solun çekim alanı oldu ve son 20 senede %23-27 bandında oy almayı başardı. 12 Mart muhtırasına destek vermemesinin ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonucunda Ecevit'in aldığı %40-41 oyu saymazsak CHP tarihindeki en başarılı dönemini yaşadı diyebiliriz. Takdir edersiniz ki tek parti dönemini siyasi bir başarı olarak saymak mümkün değil. Ama herhalde CHP hiçbir zaman bugünkü kadar ne yaptığını ve ne yapacağını bilmez bir hale düşmemişti. Yeni genel başkanın ağzının laf yapıyor olmasının genel başkanlıkta pek işe yaramadığı ortada. Herkes artık biliyor ki kendisi CHP'de en iyi ihtimalle bir eş başkan. Hatta emanetçi. İmamoğlu'nun parti içinde bu kadar güç kazanması içe para konuşur özlü sözüyle izah ediliyor. En basit ...Hatay Belediye Başkan adayının belirlenmesi sürecine bakılarak... ...ortada kocaman bir beceriksizlik olduğu görülebilir. 6 Şubat depreminin en çok vurduğu şehirlerden Hatay'da... ...aynı adayla devam edeceklerini açıkladıklarında... ...herkes bir şok olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş... ...depremde yerle bir olan Emek Mahallesi'nde... ...kentsel dönüşümü engellemek için miting yapmıştı. Böyle bir ismin yeniden aday gösterilme ihtimali... ...CHP tabanında da tepkiyle karşılanınca... ...Özgür Özel, Lütfü Savaş savaşta konuşacağım, kazanması imkansız diyerek yeni bir isim arayışına girdi. Ama ne yaptılarsa uygun bir isim bulamadılar ve son gün başka bir alternatif yok diyerek Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdiler. Sadece şu örnek olay bile CHP'de ciddi bir iş bilmezlik, beceriksizlik ve yönetememe sorunu olduğunu gözler önüne seriyor. CHP'nin uzunca bir süredir takip ettiği solda güç birliği stratejisinin sağlam temeller üzerine oturtulamadığı, illegal yapıların ittifaka ve verdiği desteğin partiyi sosyolojik açıdan kırılgan hale getirdiği, koltuklarına çakılı vekiller ve belediye başkanlarıyla aslında ciddi anlamda yetişmiş, güvenilir insan zaafı yaşadığı, İmamoğlu etkisinin partide yapısal bir dönüşümü tetiklemek üzere olduğu ve mevcut vasat içinde CHP'nin parçalanma riski taşıdığı ortada.